tersanedeki görevinizden bahseder misiniz? Merhaba, Kıvanç Emmerdeniz. Defne Tersanes Pazarlama Bölümünde pazarlama mühendisi olarak çalışıyorum. 3 sene Defne Tersanes'te çalışıyorum. 2 sene üretim mühendisi olarak çalıştım. Son bir senede pazarlama mühendisi olarak pazarlama bölümünde çalışıyorum. Benim ismim de Aysu, soyadım Öztenç. Yeni İnşaat Teknik Proje Departmanı'nda çalışıyorum, teknik proje mühendisi olarak. 9 aydır burada çalışıyorum. Merhaba, Gizem Kamo ben. İthalat Departmanı'nda çalışıyorum, İhracat Departmanı'nda. İthalat Teknik'i yaklaşık bir yıldır Sakinet'te çalışıyorum. Merhaba, ben Coşkun Evdekar'a. Tamir pazarlamayla çalışıyorum. Yaklaşık 2 yıldır buradayım. Yaptığımız iş anlatırsak şöyle, buradalardan ve Shipomo'dan gelen speklere göre tamir günü süresi ve bütçe ayarlaması yapıp müşterilerimize sunuyoruz. Şu anda yaptığınız işi yapmasaydınız neyle uğraşmak isterdiniz, hangi mesleği seçerdiniz? Üniversite sonrası girişim yapmak istedim aslında ama belli sebeplerden sonra ve yasalar çerçevesinde tam olamadı. Zeytinyağı fabrikası açma planım vardı. Bu şekilde ama olmadı. Benim de eğer şu an yaptığım mesleği yapmam olsaydı bir dönem hayvanlarla alakalı bir mesleği olurdu. Hayvan oteli olurdu, pet kuaför olurdu. Yani içinde kesin hayvanlar olduğu bir mesleği olurdu. Soruyu bana sormadıkları zaman bile hep kendi kendime anlatıyordum zaten. Kesinlikle voleybol antrenörü olmak isterdim. Yani ortaokulda voleybol oynamaya başladım. Çok başarılı değildim ama çok seviyordum. Bugün hala devam ettirmeye çalışıyorum. Böyle sabahtan akşama kadar 10 saat, 12 saat salonda geçirsem hiç problem yok. Kesinlikle antrenör olmalısın. Abi ben aşçı oldum. Çok destekliğim zamanında kastım önünde okumayı ama aile baskısından ötürü buradayım. İyi ki de gelmişim ayrı bir konu ama günümde aşçı olarak devam edeceğim hayatım. İşinizin en sevdiğiniz yanı nedir? İşinle alakalı en sevdiğim şey sürekli bir şeyler öğreniyorum ben. Mesela ben 7 yıldır bu işi yapıyorum. Her iş, yani her ithalatta örneğin yeni bir şey öğreniyorum. Bu benim hoşuma gidiyor. Ya da işte sürekli bir kaos ortamı var. Meslekte bunu da seviyorum. O yüzden işimle alakalı en sevdiğim kısım. Aslında iki kısım varmış. Kaos ve sürekli bir şey öğreniyor olmakmış. Çok sosyal bir meslek olduğunu düşünüyorum yaptığım işin. Yani sürekli insanlarla iletişim halindeyiz. Sürekli telefonlarımız çalıyor. Sürekli birileriyle iyi iletişim kurmaya çalışıyoruz. Ben işin bu kısmını seviyorum açıkçası. Yani iletişim kurmak benim hoşuma gidiyor. Yok ya, doğru söylüyor. Biz de öyleyiz. Ben de öyle düşünüyorum. Yani benim kendi hayatım da bu şekilde. İnsanlarla sosyalleşeyim. Yani yeni insanlarla tanışayım. Aynen. Bu yüzden ben de diyorum yani söylüyorum. Güzel. Devam edelim. Devam edelim. Daha başka sevdiğim var mı işin? Aslında kaosu ben seviyorum ya. O kaosu yönetmeyi. Ben de sağdan geliyorum. O kaosu yönetmek her ne insana bir haz veriyor. Güzel bir şey. Evet, hepsine ben de katılıyorum. Sektörün getirilerinden bir tanesi de bu kaosla iletişim olmak. Onun haricinde gemi inşaat mühendisi olarak gemi uçsuz bucaksız bir dünya. Her gün yeni bir şey öğreniyorsunuz. Her gün kendinizi geliştirmek zorundasınız. Ve o gemi gibi büyük bir yapının açıkçası beni en çok etkileyen şey o. Nasıl yüzdüğünü bilmek beni çok tatmin ediyor gemi inşaat mühendisi olarak. Çalıştığınız departmanın yazılı olmayan kuralı var mı? Var abi. Hangi departmanda çalıştınız? Abi tüm personelde vardır ya. Özellikle tamirde. Yani girişim bellidir abi, tamam mı? Çıkışın belli olmaz. Yani bir havuzda problem çıkar. Ne bileyim işte pilot gelmez. Olur yani, pazarlamada da öyle. Her an telefonu çalabilir yani. Cevap vermek zorundasın. Evet. Müşteriyle şöyle ilgilenmen gerekiyor. Yaptığın işten dolayı. Aynen bir kural yok yani. Kuralı var mı? Kural yok. Kural yok. Tamam. Bizim departmanda da şey işte, sürekli bir de yurt dışına gidip geliyor işte iş sebebiyle. Yurt dışına giden kişi muhakkak çikolata getirmek zorunda. Getirmezse ağır linçlenir, o çikolata gelecek, ortaya konulacak. İşte 15 dakika içinde hemen paket edip bitirilecek yani. Bence bu da yalnızlık kural olabilir. Yani ben bu soruyu aslında şey olarak algılıyorum. Meslekiden ziyade hani kişilerin iletişimiyle alakalı olarak yazısız bir kural var mı? Var ama söyleyemem diyor. Saat 17.45, 40 gibi de işte herkes böyle bilir zaten bunu. Birbirine bakarsın ve hadi günün son bir değerlendirmesi, dedikodusu gibisinden bir hava almaya çıkarız. Ardından işte bunu 5 dakika sürer. Geliriz ofise, eşyaları toplamaya çıkarız. Ya ama benim çikolatam bunların yanında şimdi çok garip oldu yani. Olmadı, oyunu bozdunuz. Hepiniz bozdunuz, beni burada yalnız bıraktınız. Yani olan benim şey cevabımı silin buradan ya, olmadı bu cevap. Aslında var ya, biz tüm tanış cevap olarak soruyoruz. Tüm gezinme baktığı lazım. Ya yemin ediyorum.
Sizce şimdiye kadar yapılmış en iyi icat hangisidir? İnsan zekası ve yeteneğiyle yapılan en iyi şey bence tekerlektir abi. Net bulaşık makinesi ya. Net yani her gün makineyi doldururken diyorum ki Allah'ım şu makine olmasaydı. Demiyor musun? Tabii. Net bulaşık makinesi ya her gün söylüyorum. Bir tane tabak var. Hemen yıkarsın bir tane. Yok hiçbir zaman bir tane tabak olmuyor ki yığılıyor. Onun tenceresi de var. Kurutma makinesi. Gerçekten bence aslında icadı kurutma makinesi. Eğer randımanlı kullanırsanız makine bittiği gibi kurutma yapın. Kurutma bittiği gibi de çıkarırsanız ne türeme derdi olur, ne asma derdi olur. Dolap kuruluğunda olur sonra. Tişörtleri terletme içerden bence etrafı toz yapmaz, hiçbir şey yapmaz. Kurutma makinesi son dönemin en büyük icadı olabilir. Ben de bakalım. Çekmiyor mu ya? Çekmiyor. Kullandığım programı göre değişir. Çok o üçsünü de arayla. Hadi bakalım abi. Ben el içinde bekletmezsem öyle çok ünlü bir şey olmuyor ben. Olmuyor. Al giy ve tutun. Biz çıkalım. Kırılma makinesi. Kırılma makinesi mi yoksa durduk burada. Şuradan şey geçecek alttan boş. Renk vermeyin. Yani tekerlek dendi. İşte kırılma makinesi, bulaş makinesi dendi. Bunların hepsi bence zaten gerek. En olarak belirtin bunun hepsi çok gerek. Düşününce. Telefon değil mi abi? Evde telefon. Telefon. Kesinlikle telefon. Telefonsuz bir hayat düşün. Ne iş yapabilirsin, ne bilirsin, hiçbir şey yapamazsın. Tamam ben telefon görmüşüm. Düşünsene, seni arayıp 5 dakika, yani böyle bir 2 dakika daha geçen konu geldiğinde çok daha kolay. Broker'a güvercini gönderin. Duman. Aynen ben gibi. Kurgusal bir karakter olabilseydin kim olurdun? Sefine de kurgusal bir karakter üretecek olsan nasıl bir karakter olur? Abi iki farklı soru var şu an bunlara. İlken cevap vereyim. İlki yani Batman derdim ya bir film karakteri. Batman böyle insana yardım eder. Kaosu yönetir. O benim sevdiğim bir karakter olmuştur ama tersanede dersek eğer yani tersanede bir kurgusal karaktere gerek yok abi ya. Zaten gün gör yani. Herkes süper kahraman. Ben kedi kadın derdim. Kedi sevdiğim için ve hani küçükken izlemiştim ben onun filmini. Bayağı da etkilenmiştim, hoşuma gitmişti. Hareketleri falan çok estetik de gelmişti. Kedi kadın olarak düşünüyorum. Tersanede de yine bir süper kahraman tadında. Şimdi hani düşünsenize bir tane kocaman tırla bir sistem ekipmanı geliyor. Atacak onu böyle. Nerede? Depoya. Araçtan depoya. Bence de herkesin işini çok kolay verdi. Hayır işte. Korkluk olarak düşünme. Yani çok yoğun bir tersane olduğumuz için biz tabii doğal olarak demir başlar. Bir tersane yapmaya gidiyor. Yani ben de bunun önüne geçmek için böyle bir süper kahraman olmasını isterdim. Olmak ister miydim bilmiyorum ama hayranlık duyduğum bir kurgusal karakter varsa o da Game of Thrones kalesidir herhalde. Belki son yıllarda en çok etkilendiğim kurgusal karakterdir. Yani hem duygusal zekası çok güçlü olup işte hem de böyle hem soğukkanlı, hem sıcakkanlı, hem neşeli, hem sert olabilen bir karakter. Yani sana da işe yarar o. Kaynak yapar yani. Çok mantıklı. Mantıklı. Neden olmasın? Bozma. Kaymayı. Bozma. Evet, evet. Bağlarsın bunu ya. Enteresan bir olabilir. Ben hiç düşünmedim. Şeyde, tersaneye lazım olan karakterse kesinlikle Flash karakteri. Depoda malzeme mi bulamıyoruz? Adamı sokacaksın şöyle hop. Bir tane bir tur atacak 2 saniyede al. Yani gerçekten hop getirecek. 3-5 tane olsa onlardan çok iyi. Acil servis mühendisi mi lazım? Gelmiyor mu Norveç'ten? Abi gitti getir şunu hemen. Adamı getireceksin. Aynen öyle. Ben gittim. Şey aynen lazım olan bu yani. Başka bir şey yok bekliyorum. Depoda malzeme kablo bekliyorlar da kablo ben de Flaş artık. Artık. Flaş. Flaş tutalım. Hani iki farklı soru var kanka şimdi. Tamam ikide Spartaküs kurusal bir karakter değil ama benim için Spartaküs önemli bir karakter. Çok severim kendisini. O da Trakya bir kere. Ben de biraz severim. Oradan da bir bağımlı olduğu için. Kan çekiyor sana. Kan çekiyor. Toprağım benim. Tersane içinde Flash çok iyi. Tersane için 3-5 tane hatta Flash olsa böyle tersanenin belli bölgelerinde. Tabii tersanemiz de büyük, aynı anda kaç tane inmiş. Çok büyük bir şey. Çok büyük. Tersane olduğumuz doğru, için mi? Aynı anda kaç tane inmiş yapmışsınız? Kaç tane kaldı? 53 sayıyorum. Siz bilirsiniz. Sayalım çünkü ben hala 53 için çalışıyorum. Bertan hala 45'e de çalışıyor. O zaman 45'e de sayalım. Evet, onunla arkadan çalışıyorum. Tamam, yeni çağ mı kıyaslıyorsunuz? Yok. Kıyaslama sanırım değil de. Tersanemizin ne kadar büyük olduğunu. Göstermin adını. Tam departman olarak aynı anda 17-18 gibi yönetebildiğimiz bir
süreç içerisindeyiz şu anda hatta. Yani bu yer yer yenileri buluyor, yer yer tabii düşüyor, onun için olmuş ama büyük dersen. Konu nasıl buraya geldi ben anlamadım.